Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karaköy Yayınları Trigonometrik Sıfır kitabından Trigonometrik Fonksiyonlar Köşe Taşı 5'teyiz. Arkadaşlar burada trigonometride çok kullandığımız bir özdeşlik var. Kos kare teta artı sin kare teta eşittir 1. Bu özdeşlik nereden gelmiş beraber inceleyelim. Şimdi y eksenimi şöyle çiziyorum. X eksenimi de şöyle çiziyorum arkadaşlar. Ve birim çemberimizi buraya yerleştirelim. Şöyle eksenleri de isimlerini yazalım. X ekseni, Y ekseni diye. Birim çember neydi? Merkezi orijin, yarıçapı bir birim olan çemberdi. Bu çember üstünde şöyle bir P noktası alalım. Bakın şuradaki noktam P noktası olsun. OP arası uzunluk yarıçap olduğu için yarıçap ne birim çemberde? Bir birimdi. Ve şurada bir dik üçgen oluşturalım arkadaşlar. Şu noktaya da M noktası diyorum. Aynı yandaki şekildeki gibi bu açıya da teta açısı dedim. Şimdi arkadaşlar bana mesela cos teta lazım olsa nasıl yazabilirim bunu? Komşu dikkenar yani OM uzunluğu bölü hipotenüs yani 1. O zaman OM uzunluğu yerine cos teta yazabilir miyim? Yazabiliriz. Peki sin teta yazacak olsam nasıl yazabilirim? Teta'nın karşı dik kenarı neresi arkadaşlar? PM uzunluğu bölü hipotenüs ne? 1. Yani PM uzunluğu ne demek? Sin teta demek. E burada OPM dik bir üçgen. E Pisagor bağıntısı yapabilirim. Yani 90'ın karşısı ne? 1. 1'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan sin kare teta artı kos kare teta eşittir. Bir özdeşliğini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi A ile B'yi vermiş bize A artı B toplamı soruluyor. Arkadaşlar benim formülüm neydi? Şuraya yazıyorum. Sin kare teta artı kos kare teta eşittir 1. Bir kere bu formülde şuna dikkat edeceğim. Açılar birbirinin aynısı olmak zorunda. Şimdi A'ya baktığımızda açım pi bölü 7 değil mi? Buradaki açım ne? Burada da pi bölü 7 var. Sin kare pi bölü 7 artı kos kare pi bölü 7. O zaman A dediğim ifadenin cevabı ne? 1. B'yi biraz düzenleyelim. Ben arkadaşlar şu iki ifadede üçlerin ortak olduğunu görüyorum. 3 parantezini alıyorum. 3 parantezini alıyorum. Kos kare 12 artı sin kare 12 mi? Bir de dışında ne var? Eksi 1. Şimdi bu parantezin içine baktığımda açılar aynı mı? Evet, açılar aynı. O zaman arkadaşlar buranın cevabı 1 değil mi? Burada da çarpma var. 3 kere 1'den 3, 1 çıkardık 2. Yani B'yi ne bulduk arkadaşlar? 2. Bana A artı B soruluyor. Biz A'yı 1 bulmuştuk, B'yi 2 bulduk. Cevap buradan ne çıkar? 3 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, bu işlemin sonucu soruluyor. Şimdi kos kare sin kareyi gördüm ama neye dikkat edeceğim? Şu açılar aynı mı? Tıpatıp aynı mı? Evet. O zaman arkadaşlar şu işlemin şurası bakın cevap olarak ne? 1. Devamında ne var işlemin? Eksi 2 var. O zaman cevabım ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Yani bu kos kare teta artı sin kare teta eşittir 1 demek için açıların bir kere tıpatıp aynı olması lazım. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım beraber. Sin kare 20 artı kos kare 20 eşittir 1 diyor. Açılar aynı mı? Evet. Sin kare yazıyor mu? Tamam. Kos kare yazıyor mu? Evet. 1'e eşit olması doğru bir şey. Sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 eşittir 1 demiş. Açılara bakın. Aynı mı? Evet. Sin kare kos kare yazıyor mu? O zaman bu da doğru. C'ye bakalım. Kos kare 3 teta artı sin kare 3 teta eşittir 1 diyor. Açılar tıpatıp aynı mı? Evet. Kos kare sin kare yazıyor mu? Arada da artı var mı? O zaman bu da doğru. D'de yazım farklılığı var ama problem değil. Aslında şöyle demek istiyor bize arkadaşlar burada. Bakın. Açılara bakıyorum. Açılar pi bölü 5, pi bölü 5 aynı mı? Sin kare kos kare yazıyor. Arada da artı var mı? O zaman bu da problem değil. Şimdi arkadaşlar E'ye baktığımızda açılar aynı mı? Yani x kare x kare yazıyor mu? Yazıyor. Ama formülde sin kare kos kare olması lazım. Var mı öyle bir şey? Yok.
O zaman yanlış olan nedir? E'dir. Devam edelim. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi şurayı incelemek istiyorum. Bakın şuraya kadar. Açılar ikisi de 36 derece. Sin kare yazıyor, kos kare yazıyor. Arada da artı var mı? Var. O zaman burası ne? 1. Bir de ne var arkadaşlar? Yanında 7. Yani üst taraf 8 mi çıktı pay kısmı? Şimdi şuraya baktığımda ayrı bir yerde yapacağım. Arkadaşlar ikiler ortak değil mi? İki parantezini alıyorum bakın. Bakın iki parantezini alıyorum. Devamında eksi 1 var değil mi? Şimdi açılara bakıyorum. Açılar aynı. Kos kare teta artı sin kare teta burası 1 mi? 2 kere 1'den 2, 1 çıkardık 1. Yani 8 bölü 1'den cevabımız 8 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, bu işlemin sonucu sorulmuş. Şimdi hemen yine şuraya bakıyorum arkadaşlar önce. Açılarım tıpatıp aynı mı? 5 pi bölü 9, 5 pi bölü 9. Evet, sin kare kos kare arada artı var mı? Burası 1. 1 eksi 1 0 mı? Şimdi arkadaşlar aşağı taraf kesinlikle bu soru için bir sayı çıkacak. Yani sıfırdan farklı bir sayı çıkacak. O yüzden cevabımız 0 çıkacak. Ama bunu bir ispat edelim. Tamam mı? Bakın. Payda kısmı sıfırdan farklı bir sayı çıkıyor. Sayı diyelim buraya pozitif bir sayı çıkacak. Birazdan ispatlayacağız. O yüzden cevabım sıfırı kendisi hariç her sayıya bölebilirim ve cevap sıfır çıkar. O yüzden de bütün cevabım sıfır çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Pi bölü 2 90 demek. Sinüs 90 1'dir. Çarpı. Burası arkadaşlar 180 bölü 8 yapıyor. Yani 180 bölü 8 dersek şöyle sadeleştirelim. 2'ye böl 4, 2'ye böl 90. 90'ı arkadaşlar 2'ye böl 45 bölü 2 22,5 mu yapıyor? Arkadaşlar kosinüs 22,5 birinci bölgede bir açı. Birinci bölgede kosinüs işaretine artı. Yani buradan da cevap artı yani pozitif gelecek. 1 ile pozitif bir sayı çarptığımızda burası yine pozitif yapacak. Pozitif sayıyla 1'i toplarsanız paydamız pozitif normal bir sayı yapacak değil mi? Yani 1'den daha fazla pozitif bir sayı yapacak. O yüzden cevabımızın 0 çıktığını bu şekilde ispatlamış oluyoruz. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet, bu tarz sorularımız var. Bu da çok klasik bir soru tipi. Bize sin x eksi cos x 1 bölü 3 diye verilmiş. Sin x çarpı cos x soruluyor. Böyle sorularda biz her iki tarafın arkadaşlar karesini alıyoruz bakın. Şimdi şunu da hatırlayalım. A eksi b'nin parantez karesi nasıl alınıyordu? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı b kare şeklinde mi? Yani ikincinin karesi şeklinde. Hemen yapalım. Sin x'in karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O yüzden eksi var bir de arada. Eksiye koydum bakın. Bakın. Sonra da cos x'in yani eksi cos x'in karesi cos kare x mi yapıyor? Eşittir. 1 bölü 9. Şunları yan yana yazmak istiyorum. İsteyen hemen 1 de yazabilir onların yerine. Bakın. Sadece şurada düzenleme yapıyorum şu an. Arkadaşlar buranın 1 olduğunu az önce öğrenmiştik. Çünkü bakın şurada dikkat edeceğimiz husus. Açılar aynı mı? Evet. Sin kare kos kare, kos kare geliyor mu? Evet. Arada artı var mı? O zaman burası ne? 1. Şimdi şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bu 1 bölü 9'u bu tarafa atalım. Şu eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x'i sağ tarafa attım. Artı oldular. Burası ne yaptı? 9 kere 1 9. 1 çıkardık. 8 bölü 9 mu? Bana arkadaşlar sadece sin x çarpı cos x lazım. O yüzden her iki tarafı kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Ama ben şu eşittir'i şöyle hatalı bir yazım oluyor şu an. O yüzden aşağıya çekiyorum. Bu ikiler ne yaptı? Sadeleşti. Sağ tarafta sadece ne kaldı arkadaşlar? Sin x çarpı cos x kaldı. Şimdi buradaki birinci kesrimiz ayrı bir yerde yapacağım. 8 bölü 9. İkinci kesrimiz 2 bölü 1. Ters çevireceğim. 1 bölü 2. 8 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Buradan cevabımız 4 kere 1 4. 9 kere 1 9. Yani 4 bölü 9 olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Bu çok klasik bir soru. Devam edelim.
Bakın bu sefer de arada artı var. Problem değil. Her iki tarafın yine karesini alacağız. Formülde yazayım arkadaşlar. A artı B'nin karesi, parantez karesi yani tam karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi şeklinde. Açalım. Sin x'in karesi sin kare x artı 2 çarpı sin x çarpı cos x artı cos x'in karesi cos kare x mi? Eşittir 1 bölü 4. Şimdi ben şu ikisini yan yana getireceğim. Bakın düzenleme yaptım sol tarafta sadece. Eşittir 1 bölü 4. Şurası arkadaşlar açılar aynı olduğu için sin kare cos kare ve arada artı olduğu için 1 geldi direkt. Şimdi yine bu 1 bölü 4'ü şöyle mi yapalım? Sola atalım. Bu arkadaşlar ikili ifadeyi sağ tarafa atıyorum. İşlemimizi yapalım. Paydamız 4. 4 kere 1 4. 1 çıkardık. 3 bölü 4 mü yaptı? Eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x. Her iki tarafı eksi 2'ye bölelim. Şu yine eşittiri aşağıya çekeceğim mecbur. Eksi 2'ler burada gitti arkadaşlar. Birinci kesrim aynen kalır. Bakın buraya yazdım. İkinci kesrimi ters çevirip çarpacağım. Buradan da 3 bölü eksi 8. Yani böyle yazılmaz. Eksiyi yukarı alalım. En doğru hali eksi 3 bölü 8'dir. Bu şekilde oluruz. Devam edelim. Evet, bu toplamın sonucu soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Önce bir karelerini alalım. Birincinin karesi şurayı alıyorum şu an. Sin kare A eksi 2 çarpı sin A çarpı cos A artı cos kare A. Buranın karesini aldım. Sırada bu taraf var. Buranın karesini alalım arkadaşlar. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin nesi? Karesi. İşaretlemeler yapacağım. Dikkatli bakın. Şimdi arkadaşlar sin kare a ile cos kare a'nın toplamı 1 yapar. Hatta şöyle yazayım önce. Sonra şu eksiliği bu tarafa yazayım. Bir problem yok zaten burada. Artı burada da arkadaşlar düzenleme yapacağım. Sin kare a ile cos kare a'yı yan yana yazacağım. Artı sadece ufak tefek düzenlemeler yap. Şimdi bakın dikkatli bakın. Şu ikisi birbirini sıfırlamıyor mu topladığınızda? Burası 1 yapıyor. Arkadaşlar bu tarafta 1 yapıyor. 1 daha cevabınız ne çıkıyor bakın? 2 çıkıyor. Ha, bu düzenlemeyi yapmadan da direkt görenler olacaktır. Hemen 2 cevabını yazabilirsiniz. Problem olmaz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar bu sefer sin teta çarpı cos teta 1 bölü 3 diye verilmiş. Bana sin teta ile cos teta'nın toplamının nesi isteniyor? Karesi mi isteniyor? Soru kısmını biraz düzenleyelim. Nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi, şöyle yapalım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin nesi? Karesi. Şu ikisini yan yana yazmak istiyorum yine. Yani bana sorulan bunun cevabı değil mi? Sin kare teta ile cos kare teta'yı yan yana yazdım. Artı sadece ufak tefek düzenlemeler yapıyorum şu an. Arkadaşlar şurası 1 değil mi? Artı 2 çarpı. Bana bu sin teta ile cos teta'nın çarpımı 1 bölü 3 diye verilmemiş mi? Bakın. 1 artı. Burası 2 bölü 3 çıkıyor. Payda yaz. 3 kere 1 3. 2 ile topla. Gördüğünüz gibi 5 bölü 3 olarak karşıma çıkıyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Bu sefer de bana sin x ile cos x'in toplamı 1 bölü 2 verilmiş. Bu işlemin sonucu soruluyor. Arkadaşlar soru kısmından başlıyorum düzenlemeye. Birincinin karesi eksi, çünkü arada eksi var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı eksi cos x'in karesi ne çıkar? Artı cos kare x çıkar. Bunun cevabı soruluyor değil mi?
Sin kare x ile kos kare x'i yan yana yazalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde düzenledik. Burası 1. Güzel. Eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x. Diyeceksiniz ki hocam biz sin x çarpı cos x'i bilmiyoruz. Doğru. O zaman arkadaşlar problem değil bizim için. Neden? Biz böyle bir sorumuzda hatırlarsanız örnek sorumuzda arada sadece eksi vardı. Şimdi artı var, problem değil. Her iki tarafın nesini alacağım? Karesini alacağım. Başlayalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eşittir 1 bölü 4 mü? Arkadaşlar şu ikisinin toplamı 1 yapmadı mı? 1 artı, şuraya aynen yazıyorum. 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 4. Bu 2 çarpı sin x çarpı cos x burada kalsın. 1 bölü 4 karşıda kalsın. 1'i de sağ taraf atınca böyle olmuyor mu? Biz şimdi buradan çok rahat sin x çarpı cos x'i bulacağız. Hatta hiç sin x çarpı cos x'i bulmamıza gerek yok. Direkt 2 çarpı sin x çarpı cos x'i bulalım. Şimdi arkadaşlar 4 paydamız. 1 kere 4, 4. 1'den 4 çıktı. Burası eksi 3 bölü 4 mü? Şimdi soruma dönecek olursam en son aşamaya. Bakın buraya kadar gelmiştim. 1'i yazdım. Eksi yazdım. Arkadaşlar şuranın cevabı. Bakın 2 çarpı sin x çarpı cos x'in cevabı eksi 3 bölü 4 değil mi? Şimdi eksi eksi yan yana gelince neye dönüşecek arkadaşlar? Artıya dönüşecek. Paydamı yine yazdım. 4 kere 1 4. 3 ile topladık. 7 bölü 4 olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.